Herkese merhaba. Biz yine geldik, yine konuşuyoruz. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? İyiyiz. Vallahi iyiyiz, iyiyiz. Çalışıyoruz. İyi, çalışıyoruz, ben mutfaktan katılıyorum bu akşam size. Siparişlerin mi var, ne yapıyorsun? Evet, siparişlerim var. Yarın da provam olduğu için artık geç saat de olsa bunları bitirmek durumundayım. O yüzden ben şu anda o mutfakta olmayı çok isterdim, biliyor musun? Bekçim kolay gelsin. Bize bir göster yaptıklarından, neler yapıyorsun? Çok teşekkür ederim. Vallahi işte seven sevdiğine söylesin diye ben de çalışıyorum yediğim. Bademli var mı bademli? Aa çok güzel. Çok güzel. Bu sefer bademli yok. Bu sefer şey var. Aşk temalı. Tablo gibi yani. Ama onların hepsi tablo evet. Gibi. Evet. Eline sağlık. Çok sağ olun. Gerçekten tablo gibi. Böyle ince ince boyuyorum onları. Çiziyorum falan. Ellerine sağlık. Çok güzel. Çok şık görünüyorlar. Ben yemeğe kıyamıyorum İpek abla onları sipariş verdiğim zaman. Sana söyleyeyim yani kıyamıyorum. Ben kıyıyorum ve çok güzel yiyorum. Yok, evet kıyamıyorum. Bravo Ayşe abla. Bravo. Onlar zaten yenmek için. Ne oluyor biliyor musun? Pastalar. Evet pastalar var. Mesela görseli çok güzel ama mesela o bence bir biblo olmalı yani. Ondan kurabiye olmuyor. Onları çok sevmiyorum. Bunları böyle... Ay canım ne güzelsin deyip hemen yememiz gerek. Çınar böyle görüyor... Anne, İpek ablamın siparişleri, evet diyorum. Oo çok güzelmiş. Açıyorum, hop diye yiyorum. İnan o kutuyu açmak nasıl ama. Önce kutu geliyor, ben biraz gözlerim yaşlı bakıyorum. Bazen bir not çıkıyor içinden falan. Evet. Bağırıyorum, Masar gel kurabiyeler geldi. Allah'ım o nasıl bir keyif. Yalnız bir kere doğum günümüzde yollamıştın İpek sen. Kargoda o atılmış, ıslanmış falan. Şimdi Masar bağırıyor diyor ki şeye kargoya neyi kırık getirirseniz önemli değil. Bu benim kızımın el emeğiydi. Bana yapmıştı. Ezildi. Adam diyor ki beyefendi ne oldu kızınız o? Diyor ki kızıma bir şey olmadı. Cupcake'ler devrildi falan. Telafi edelim. Diyor, neyine telafi edeceksiniz? Ya o felaketti. Bir tanesi ezik çıktı. Çok üzüldük ona. Evet haklısın. Eline koluna sağlık. Kim bilir kimlere hoşluk götürecek. Evet. O bademli kurabiyeler var ya ben onların müptelası oldum. Son seferinde Ömer ne yapmış biliyor musunuz? Sonradan öğreniyorum tabii. Almış yarısını saklamış. Ben de diyorum ki Allah 40 tane kurabiyeyi 2 günde mi yedim ben diyorum. Sen bana dedin çabuk bitti diye. Çabuk bitti. Yedim. Evet başka bir gün kahve içiyoruz bu yanında çıkardı. Ah nereden çıktı bunlar dedim sakladım diyor. Ay çok güzel. Bizim evde saklayamazlar ben sayıyorum hepsini. Sayıyorum falan kaç tane yenecek yenmiş. Bizim evde de Volkan'a kalmıyor İpek ablacığım. Biz çünkü Volkan'ı hesap etmeden Çınar böyle kendisini ayırıyor. Ben kendimi ayırıyorum. İşte beraber oturduğumuzda işte keyif yaparken yiyeceğiz diye ayırıyoruz. Volkan böyle ben de ha tamam peki bir dahaki sefere. Yazık. İpek sen bir daha sefere üstüne Volkan yazan bir tane yolla. Aa, tamam. Evet. Kocaman diyor pantalda bir tane. Büyük kurabiye. Aynen. Ben şimdi notlarımı aldım. Ömer abiyle Demet abanın kutusu ayrı gidiyor bundan sonra. Volkan'ınkine isim yazıyoruz. Hepsini not ettim ben. Allah eline koluna sağlık. Çok keyifli sağ olun. Bunlar. Çok mutlu oluyorum tabii bunu duydukça. Değil mi? Biz de onları görünce çok mutlu oluyoruz. Evet. Şimdi Ankara'ya gideceğimiz zaman benim programım şöyle oluyor. Ha gidelim çocukları görelim. Kurabiye sipariş edelim. İstanbul'a gelirken de 2-3 kilo alıp da gelelim falan. Çok iyi. Sinem sen ne yapıyorsun? Ben de siparişlerimi yetiştirmeye çalışıyorum. Böyle son dakika böyle. Ay ne güzel renkler. Ay çok güzel görünüyor. Bu mesela telefon süsü olacak. Çok güzel. Onları yetiştirmeye çalışıyorum ben de. Boncukları. Vallahi iyi yapıyorsun. Tamam. Yap hiç durma boşver güzel şeyler çıkıyor ortaya. Çok güzel. Ya her ne kadar biz izleneceğimiz zaman şu sevgililer günü geçmiş olacak. Ama ve lakin ben dayanamayıp onunla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Konuşacağım. Mümkün mü? Lütfen. Tabii ki.
Bir Bizim de kere duygularımıza tercüman ol. Çok ticari bir gün olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanların parası olsun olmasın, sevgilisi olsun olmasın, gözüne kestirdiği bir insanı sevgili gibi kabul edip de çok fazla kredi çekip alışveriş yapanlar var. Nereden biliyorum? Ben çok farklı yaşlarda, çok farklı insanlarla çalışıyorum işimden dolayı. Şeyi çok iyi biliyorum. Bir 7-8 sene önceydi. Birisi bana dedi ki, hocam çok büyük bir derdim var, çalışabilir miyiz? Tabii ben de diyorum ki, hasta mı oldu, ne oldu? Geldi dedi ki, benim sevgilim yok. Ne yapayım evladım, ben mi bulacağım dedim. Ama sevgililer günü geliyor dedi. Ne olacak ki dedim yani. Hani doğum günün değil, tarihi bir gün değil, bir şey değil yani, ne olacak? Ama dedi, bütün arkadaşlarım hediye alıyor, ben alamadım dedi. Onun için bir kızcağız varmış iş yerinde. Diyorum ki, onunla çıkmaya başlayıp sevgililer gününden sonra ayrılırım dedi. Dedim ki, evladım paran mı çok, ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Bunu bana 3-5 kişi söyledi. Mesela şey diyen oldu, sevgili yapamadım bu sene. Sevgili yapılıyormuş meğersem. Sevgili yapamadım bu sene, 14 Şubat'ta ne olacak diyenler oldu. Bir kere de böyle annemin hasta olduğu zaman telefon başucumda uyuyorum. Çünkü hani her an haber bekliyoruz, ona göre koşup gidiyoruz. Telefonda bir trilling mesaj sesi geldi. Ben de açtım yani mesajı açtım. Bankalardan birinden diyor ki, tek taş krediniz hazır diyor ya. Sevgililer günü geliyor diye. Tek taş kredisi olur mu ya? Ne olacak yani, ben anlamıyorum bunu. Biz de zaten böyle bir şey hiç kutlanmadı hayatımız boyunca. Biz ilk senemizde Masar bana şöyle bir laf etti, eşim olur kendisi. Seni bir gün mü seveyim, her gün mü seveyim dedi. Ben de dedim. Çok güzel cümle. İşte böyle bir söyleyeyim dedim. Aradan sataşayım dedim. İnsanların birbirini sevmesi çok güzel ama bunu ticari bir güne çevirmek bana çok yanlış geliyor. Evet, çok doğru. Ne olacak? Her gün belirt sevgini. Ne olacak? Vallahi öyle. Yani her gün sevmeyi beceremiyorlar demek ki diye düşündüm. Valla bak, bugün torunum geldi ve herhalde Efe burada 15-20 dakika durmuştur. Kapıdan girdi. Babaanne, sana bir haberim var ama çok iyi bir haber dedi. Söyle oğlum dedim. Seni seviyorum ve özlüyorum dedi. Dedim ki, Efe o zaman diyorum ya, sana bir haberim var. Ben seni çok çok seviyorum ve çok çok özlüyorum. Babaanne, bu güzel bir şey dedi, gitti. Gidene kadar en az 6-7 kere aslında ben sizi çok seviyorum falan dedi, durdu. Yani bu neden? Çünkü o kadar çok biz söylemişiz ki ona doğal geliyor bu. Keşke herkes sevdiği herkese onu ne kadar çok sevdiğini her fırsatta söyleyebilse. Ben şeye de karşıyım, bakışlarımdan anlasın. Ya belki anlamıyoruz. Söyleyin mesela. Bu filmlerde de var. Ne dedin? Bu filmlerde de var. Mesela filmlerin filmler olurken olurken en kritik şey nedir? Adamın ya da kadının birbirine sevdiğini söylemesi. Ama o esnaya kadar işte gezmişlerdir, tozmuşlardır, birlikte olmuşlardır. Zaten birlikte vakit geçiriyorlardır. Sonunda bir yerde adam der ki kadına, seni seviyorum der. Kadının gözleri böyle açılır. Beni falan olur. Ondan sonra ya da tam bunun tersi. O çok kritik bir andır mesela ve ben onu hiç anlayamam. Siz birbirinizi seviyordunuz, birlikteydiniz. Ebru'nun yani ağaçların böyle arasından falan bakan filmler vardı bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde. Evet, geçen hafta koruda zıplarlar, hoplarlar, ağacın bir sağından bakarlar bir solundan. Adamın biri bana öyle baksa deli zanneder, kaçarım herhalde yani. Evet, o filmler çok komik. Bir de geçen hafta konuşamamayı konuştuk ya, herhalde seni seviyorum diyemeyen de çok bence. Ben öyle görüyorum yani, işte hareketlerimden anlasın veya işte aldığım hediyeden anlasın gibi. Ben anlamam vallahi, biri bana söylemese anlamam. İma ediyorum. Ben duymayı çok seviyorum. Evet yani ya. Bana seni seviyorum desinler yani, ben çok seviyorum. Bence belki de onun için de çok söylüyorum. Evet, ben de söylemeyi de çok seviyorum. Duymayı da çok seviyorum. Bu aynı şekilde hediye almak için de galiba geçerli. Yani ben mesela hiç beklenti içinde değilim açıkçası. Hani bu özel günler olur. Hani tanışmaydı, işte evlilikti.
Yaş işte, günü. Andı, yaş günüydü, oydu buydu diye bir sürü, evet o günleri severim. Ama onun dışında da kendi içimden geliyorsa her şeyi yaparım. Yani bu sırf Okan için de değil. Hani yok, ben şahidim da... yapıyor vallahi. Kere yaptı bir zamanda. Evet, çok da hoş yapıyor. Yolluyu veriyor. Seni seviyorum diye. Evet. Ya sevgiyi yaşayabilmek de güzel, yaşatabilmek de güzel. Ben şeyde böyle çok şaşırıyorum. Mesela ben bu kadar köpek sevdiğimi bilmezdim. Dün işte oturuyoruz bir kafede, açık havadayız. O kadar çok sarılmışım ki birisi dedi ki bir rahat bırak hayvanı dedi. Aa, o da ilginç. Kaldım böyle, dedim seviyordum. Ne yapıyor gibi geldiyse ona, bilemiyorum ama işte. Ya gece memnunsa kime ne? Sanki gece memnundur. Gece o kadar çok sevilmeyi seviyor ki. Yani bıraktığın anda direkt patiyle seni böyle dürtüp hadi beni sev. Belki 7-24 sevsen bıkmaz herhalde. Aslında kim ne görürse aynı şeyi yapmıyor mu? Yani o sevgiyi yaşatıldı, onun için onu bekliyor. Evet. Ben hep şeye bakıyorum, küçük çocuklara sevgiyle bakılan çocuklar çok güzel belli ediyor kendini. Ve diğerlerinden de niye sevgi esirgeniyor, ben onu da anlamıyorum. Ben de anlamıyorum onu. Çımarmasın diye. Ay o eskiden vardı ya bizim çocukluğumuzda. Bizden önceki nesilde çok varmış. Evet. Mesela anneannemlerin zamanında hep kalıplar böyle. Çocuk ne zaman öpülecek, nasıl davranılacak falan. Bu kalıplar anneme hiç iyi gelmediği için annem çılgın gibiydi. Kapıdan girersin sarılır, mıncıklar alır, yani bağrına basar çocukları deli. Mesela piyano dersine gittiklerinde anneme. Bir gün bir baktım ne yapıyorlar. Annem at gibi üstünde onlarla geziyor. Niye sıkıldılar? Biraz oynayalım sonra devam ederiz. Ay canım ya. Çok diyor tatlı. Ki içimden geliyor bana bu diyordu. Ama böyle mi öğrendiler? Hayır, çok kalıplıydı o zaman herkes. Çocuğu şımartma, gece uykusunda sev lafını duymadınız mı hiç? Evet evet, yok, duydum. Özellikle erkekler için, babalar için. Yani özellikle babalar hep öyle severmiş ya. Onlar çünkü hep mesafeli durması gereken kişi gibi. Benim annem babam öyleydi. Yani aslında çok sevecen insanlardı ama seni seviyorum demezlerdi, diyemezlerdi, bilmiyorum. Hadi ya. Evet. Bu sevgiyle ilgili konu da biraz iktidar konusuna giriyor bence. İşte o kadınla erkeğin filmlerde seni seviyorum kim önce söyleyecek? Mesela o bir yine iktidarla ilgili. Gece uykuda sevmek yine iktidarla ilgili. Bunların hepsi sevgiyle gücü eşdeğer kılıp hani gücü vermemek oluyor herhalde. Evet, sevdiğini söyleyince sanki gücünü teslim etti gibi mi oluyor? Ne oluyor acaba? Evet, doğru. Bir de ayıp geliyor herhalde yani. Eskilere ayıp geliyor. Bizim kültürümüzdeki evet ayıp bence de. Yani dediği gibi Evren'in o da var. Ama bizim kültürümüzdeki daha çok herhalde o ayıp olan, şımarmasın o kısım sanırım. Şu sevginin bir de karşı cinsle şey yapılması, sadece algılanması da çok rahatsız ediyor beni. Yani sevgililer gündeki en sıkıntılı kısım o bence. Doğru ya. Doğru. Evet. Doğru. Söyledin İpek. Evet, ben mesela böyle tablolarla falan aşk yaşayabiliyorum. Evet. Mavi mavi böyle. Ama o seni senin yüzünden adı evet, aşkın ya. Mavi hali oldu biliyorsun. Ya onu bence bir anlatın. Ya aşkı ben onu bir anlatın. Oo, vallahi torpilliyim. Ayıptır söylemesi, yeni pişmiş kestane geldi. Aferin. Ben bu şartla ne konuşurum, ne konuşurum? Yine sağlık, sağ ol. Ya şeyde şimdi ben pandemide eve kapalıyken deli gibi resim yapıyordum ya. O zaman o maviyi yaptım ama yaparken de canım benim ne kadar güzel içimden çıkıyor, seviyorum seni falan diye tabloyla konuşuyorum. Sonra İpek gördü, dedi ki ben buna aşık oldum dedi. Ondan sonra ben de zaten bu aşkın mavi hali dedim. Sonra dedim ki bu İpek'in olma. Yani ben başka kimseyi veremem. Hani şey gibi gelir, İpek'in bir parçasını götürdüm el alemin evine koydum gibi gelir, yapamam dedim. Sonra da epey bir süre ben aşkın mavi hallerini yaptım. Hatta onun 3 tanesi bizim Ankara'daki evde mi takılı masa? Değil mi? Evet. Onun için aşkın mavi hali. Biz onları görmedik değil mi Ayça? Onun diğerlerini. Ben Ankara'ya gittiğimi çekip yollayayım size. Daha bize evet, gönder. Evet. Yolla. Niye göstermemişimdir biliyor musun? Kimse almasın da bana kalsın.
Onlar üçleme, dörtleme falan olmuşlar. Tabii tabii. O seriden alanlar da oldu. Ama hani mesela İpek kadar ne olduğunu düşünüyorlar mı onu bilmiyorum. Hani aşkın mavi hali. Bir de ben aşkın mavi hali deyince aşk kırmızı olur, pembe olur diyenler oldu. Dedim valla benimki mavi, bilemiyorum. Ayça sen ama onları aşkın o kadar sevgiyle yapıyorsun ki. Öyle sevgiyle yapıyorsun ki gerçekten onlara baktığımızda ya da işte elimize aldığımızda bizlerde de var. Benim evde de salonda bir tane var. Bende de yeşil hali var bence aşkın. Gerçekten hissediliyor. Sevgiyle yaptığın. Resimlerimle konuşuyorum. En tatlısı da Ayşe diyordu ki bir gün ya benim resimlerimi görüyorlar. Yani benden Ayşe'ye giden resimleri. Çerçevesi çok uygun olmuş diyorlarmış. Ayşe diyormuş ki çerçeveleri de Ayça ablam boyuyor. Yine bir başkası diyormuş ki çok uygun olmuş. Mesela bana da bir sergiye katıldığımda bir bey baktım benim resimlere bakıyor. Sonra anladı benim olduğunu. Bana dedi ki ucuz olsun diye mi ahşaba yapıyorsunuz dedi. Böyle kaldım. Dedim ki hayır bu bir tercih. Kolay olsun diye mi ahşap üzerine yapıyorsunuz dedi. Ben gene hayır bu bir tercih dedim. Sonra adam dedi ki tuvale yapamıyor musunuz dedi. Dedim ki vallahi 30-40 senedir yapıyorum. Ama şimdi ahşaba yapmayı seviyorum. Çünkü çerçeveleri de ben boyuyorum dedim. Anladım meseleyi dedi. Gitti. Ne anladı bilmiyorum. Ne anladı? Ne anladı acaba? Bilmiyorum, soramadım artık. Çok soru sorduğum için. Yani daha fazla sormayayım dedim. Adamı köşeye kıstırmış gibi. Sergiye gelen insanın da bakış açısının böyle olması ilginçmiş biraz yalnız. Evet, evet. İlginç. Evet. Dur bakalım. Güzel, ilginçlikleri seviyorum ben bu hayatta. Evet, evet. Ne oluyor? Hikayeler çıkar onlarda. Doğru, doğru valla. Çalışıyor İpek. Söyledim. Ben de onu söyleyecektim. Çalışıyor İpek diye. Ya İpek çalışıyor. Evet. Ve o da çok, çok sevgiyle ediyoruz. Yapıyor. Gerçekten... Yani yaptığın şeyler bize ulaştığında senin bu gülümsemeyle yapmanı, enerjini hepsini hissediyoruz ya. Çok tatlı. Çok severek yapıyorum. Orası evet, çok yani. Zarif bir kere her şeyiyle, sunumuyla o kadar keyifli ki onları açmak da aslında konuşmak. Kutulaması da öyle, şıklığı da öyle. Bademlinin tadı Allah'ım demek ne o yahu? Ya vallahi yemesi en güzeli diye düşünüyorum. Bir de bir katmanında tuz var onun. Tuz lezzeti. Ben ona bayılıyorum. Hani evet, oluyor evet. Kokuların bir tonunda böyle bir şeyler parfümlerde. Evet. Evet. Söylemesi bir tane kestane yiyeyim. Mis gibi gelmiş. Afiyet olsun. O ben tatlılara genelde tuz hep koyuyorum Ebru'ya. Özellikle tadı ağır olanlarda. Hem dengeliyor. Mesela çikolatada da çikolatanın tadını daha çok ön plana çıkarıyor. O yüzden de seviyorum. Genelde hep olur ama o kurabiyede tabii daha bariz hissediliyor, evet. Ama hissediliyor ve çok da iyi geliyor. Çok iyi geliyor, çok. Kesinlikle. Diyorum ki her seferinde, yani kurabiye konusunu uzattım ama çok güzel bir konu bu. Bitiremiyoruz konuyu. Her seferinde bu sefer işte ne bileyim günde şu kadar yiyeyim filan. Bir tane yiyeyim, bir tane daha yiyeyim. Bir tane daha yiyeyim. Ben seni anlıyorum Demet abla. Çünkü ben yapmama rağmen o duygu yaşamıyorum. Hani normalde insan yaparken biraz daha doyar ya da evet. Yaptığına alışır ya artık o kokuyu. Ben mesela bir kere bir pasta kursuna gittim. Bir girdim içeri. Ay dedim ne kadar güzel mis gibi çikolata kokuyor. Öğretmen şey gerçekten mi dedi. O artık almıyormuş çünkü o kokuyu mesela. Bende öyle bir şey yok. Yani ben de sizler kadar severek oturup bir tepsi yiyebilirim yani. Evet yiyebilirim. Bu çok özel sihirli bir kurabiye. Aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. Bence sohbet biter bitmez bir sipariş verecek gibi. Öyle olacak evet, gibi evet, görünüyor. Vallahi çok tamam. Mademle. Hızlı çalışıp bitireceğim bunları ki yenileri hazır alayım diye. Evet evet. Sana kolay gelsin canım. Sen ne vaziyettesin Sinem şu anda? Ebru abla ben telefon sözünü bitirdim. Ya ay maşallah ya. Yani. O öyle. Çok güzel. Çok güzel. Yani hatta... Onu neresine takıyorsun Sinem? Yani kendi telefonumla göstermek onu açtıydı. Tamam şu kısma bendeki. Şöyle. Tam şu kısım var güzel ya. Güzel duruyor ya.
Ha, kılıf var ya bende. Evet evet, o kılıfı hani takıyorum. Bu şekilde duracak. Bak sen kılıfına süs takmışsın. Bende de HES kodum var. Ezberleyemediğim için telefona yazdım. Ne yapayım? Birisi dedi ki HES kodunuz dedi. Dur evladım, ben dedim ezberleyemiyorum. Ben de içeri biniyorum onu Ayça teyze. İşte telefonun arkasına koydum kağıdı. Ayça, uygulama var bir tane. Onu indirirsen telefonuna, orada kodunu otomatik kod ver diyorsun. Biliyorum. Ben de yüklü ama ben telaşlanınca açamadım bir kere. Ha, anladım. O tamam, zaman sen yapabilirsin Ayça teyzeciğim. Hani o HES kodunun ekran görüntüsünü al. Fotoğrafı. Yok yok, onu da bulamıyorum. Bu güzel işte arkasında evet. Yazıyor. Bence de mantıklı yani. Bayıldım ben bunu. Ben vallahi affedersiniz. Benim çocukluğumda böyle telefon falan yoktu. Ayça bir şey değil mi? Çok mantıklı. Bir yoktu. Hesap makineleri böyle takoz gibiydi falan. Ayça bir şey değil mi? Ben bir kere bu çok mantıklı girdim. Telefonumun şarjı bitti. Normalde galeride var. İşte açık okutacak, aa, geçecektim. Ezberi de bilmiyorum. Yani giremedim tabii ki, gidip şarj edip açıp, çok mantıklı burada olması bence. Her zaman şarj olacak diye bir şey yok yani. Bir de. Ben herhalde bir 4 sene 5 sene önce oturdum. Bir ay boyunca şeyi ezberlemeye çalıştım. Ne numaramız var ya? Vatandaşlık. Şiir gibi böyle üçe bölüp falan. Ondan sonra bir gün birisi geldi ve bir kargo şeyi sordu. Vatandaşlık numarası. Hep okuyup söylüyordum. Ezbere söyledikten sonra şey demişim, yaşasın ezberledim falan. Çocuk çok korktu böyle. Tamam iyi dedi, paketi verdi kaçtı mı? Delimeli zannetti herhalde ama ben onu bile bir ay her gün çalışarak öğrenebildim ya. Ya hayatımızda enteresan şeyler var değil mi? HES kodu evet. Diye bir şey var hayatımızda. Evet. Yani tam hayatımızın ortasında. Evet. İşte şey çok acı yani, çok küçük çocuğu olan benim öğrencilerden biri demişti ki geçen sene. Hocam eskiden atta derdik, çocuk anlardı. Şimdi maskeyi gösteriyoruz, sevinç çığlıklar atıyor demişti dışarı çıkacak diye. Tabii ama bir jenerasyon yani, onunla büyüyor yani. Vallahi çok acı da işte. Bugün şey çok hoş. Efe maskeyle oturuyor. Babaanne maskeyle oturacağım dedi. O sırada çikolata getirdi dedesi. Maskeyi kaldırdı burnuna, alttan yedi geri kapattı. Ya. Ne diyor dedi ki, baba hiç çıkarmadım maskemi. Canım benim ya. Çok tatlı. Çocuk çok yani, nasıl dursun? Ben bugün bir de şey düşündüm, o kadar çok bu telefonlara bağımlı olmuşuz ki, ihtiyaç olarak da ama. İşte bir yere gidiyorsun, HES kodu soruyor. Veya bankaya gireceksin, E-Devlet'e gireceksin, dışarıdasın. Bugün onu düşündüm, dedim ki ya bu telefona bir şey olsa, o kadar çok bilgi var ki. Not defteri bölümüne her şeylerimizi kaydetmişim mesela. Yani bundan hep bir şey, acil bir şey olduğunda ulaşıyorum. Ne kadar önemli bir nokta oldu diye düşünüyorum. Allah öyle ben. Bilgisayar falan kullanmayı bıraktım. Her şeyim telefonda benim. Dediğin evet. Doğru yani. Evet. Evet. Şimdi moda ya, herkes sokak röportajında çıkar telefonunu diyor. Çıkar bakayım telefonunu. Yani, bazen biz şey diyoruz, telefonları uzakta bıraksın herkes, oturup sohbet edeceğiz. Ama şimdi bir de şey var mesela, belli saatlerde her gelen mesajı acaba kızımdan mı diye böyle hop ya yapışıyorum. Hemen şey hesap ediyorum, Amerika'da saat kaç, uyandı mı uyuyor mu falan filan gibi. En sonunda hem orayı hem burayı kurdum. Uyanır uyanmaz saate bakıyorum, orada kaç, ona göre anlıyorum ki mesaj kızımdan mı değil mi diye. Canım ya. Yani ister istemez oluyor böyle. Ben hiç sevmem evet. Bu kadar çok teknolojiye bağlı yaşamayı. Ama bazen diyorum ya, şu kapalı kaldığımız süreçlerde yani, bu WhatsApp olmasaymış ne olacakmış? Nerede konuşacakmış? Ne yapacakmış? Ya bir de cevap vermeyince karşı taraf merak ediyor. Yani gerçekten bağımlı olmuş. Mesela annem yazıyor, aa niye cevap vermedin acaba? Ertesi gün tekrar, hani birkaç saat görmesen çok uzun bir ara gibi panik yapılıyor. Niye cevap verilmedi diye. Evet. Geçenlerde şey düşündüm. Bu telefonlar yok ya, bağlatılırdı yani, konuştuk bir gün.
Telefon evet. Bağlatmak. Mesela nasıl yaşanıyormuş insanlar telefonu bağlattırken? Mesela bir gün sürdüğü olurdu falan onun. Hem o hem de mesela, pardon Demetciğim sen söyle. Ben üniversite öğrencisiyken işte 3 kişi kız kardeşim biri bir evde kalıyoruz ve telefonumuz yok. Aileyle konuşmak için yakında bir otel vardı. Otele gidip ankesörlü telefonla arıyordum annemleri. Yani böyle bir yaşantısı betonla olan bir insan. Evet, bugün telefonsuz gezemiyor. Ben telefonlar da gülle gibiydi. Geçenlerde ben Ankara'da bir tanesini buldum. Ve aa bak telefon derken ayağıma düştü. Yemin ederim gözümden yaş geldi. Ne kadar büyük bir saçını da anlatamam. Ben hep şeyi düşünüyorum. Buluşmalara giderken mesela görüş, hani işte geldin mi? Neredesin? Şurada mı buluşacağız? 500 kere karşılıklı teyitleşiyoruz. Diyorum ya bu olmadan biz nasıl buluşuyormuşuz? Yani bir saat veriyoruz. O saat orada olduk, olduk, olmadık. Kalp ne oluyordu yani acaba? Şimdi sürekli. Evet. Yaşamıyorduk bazen ya da 1,5 saat beklediğimi biliyorum ben mesela ben pasajın bir kapısında biri, bir kapısında biri. Aynen 2 saat beklenirdi. Gidilmezdi de beklenirdi. Evet. Ama ben şeyi çok özlüyorum, o eski insanların bir arada olduğu sohbet, yani 2 sene önceyi kastetmiyorum, çocukluğumuzdaki aile toplantıları mesela. O zamanki komşuluk falan bana çok iyi geliyormuş herhalde. Gerçekten özlüyorum onu. Bilmiyorum sizde böyle bir hissiyat oluyor mu ama ben mi çok yaşlandım ne oldum bilmiyorum. Ben eskiyi çok özlüyorum. Eskiyi özlüyorum ama yapacak da bir şey yok yani. Ben bugüne odaklanıyorum daha çok, eskiyi düşünmemeye çalışıyorum. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama ben böyle baş ediyorum. Çünkü ben de özlüyorum. Demek ben de şey yapıyorum. İçinde bulunduğum anın en iyi şeyi nedir? Onları bulup onlara odaklanmak. Öyle yapıyorum çünkü şeye dönüyor. Yani çilek alıyorum. Aa eski çilekler ne kadar güzel diye dönüyorum. Ondan sonra da diyorum ki Demet gerçek bu. Yani yapacak çilek bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Şu anki çilekler bu, üstüne biraz şeker koyacaksın. Ama öyle yani. Ay bir kere çilek dedin de biz bir kere bir yere gitmiştik. İndik arabadan gideceğimiz ofise kadar. Ay nasıl bir çilek kokusu, nasıl bir çilek kokusu. Durulmuyor yani. Dedim ki ben dayanamıyorum, çilekçi neredeyse bulup alacağım. Bir kilo ofise aldık, eve aldık, onu aldık, bunu aldık falan, mis gibi kokuyor. Sonra ben ofise gelince dedim ki dayanamıyorum şunu yıkayayım da kim geliyorsa yesin. Yıkadım hiç koku kalmadı meğer üstüne sıkmışlar. Bu arada ben 4-5 kilo çilek aldığımda kaldım. Yani kokuyu üstüne sıkmışlar, yıkayınca hiçbir şey kalmadı. Herkes ya, diyor gibi koklayın mis gibi. Diyorlar ki Ayça bunda en ufak bir koku yok. Bir inanılır gibi değil ya. İnanılır rengi bile attı. Rengi de değişip kokusu da değişince kalanları da çöpe attık yani. Çünkü hani herhalde. Nasıl yiyeceksin onu? Herkes şey diyor reçel yap. Dedim ne yiyebilirim ne yedirebilirim. Çünkü üstünden bir kimyasal çıktı yani. Aynen. Ne olduğunu bilmiyoruz bu arada. Parfüm kokuyordu. Ebru nasıl kokuyordu? Mahalle kokuyordu yani. Meğersem koku sıkmışlar. Hemen o zaman Tülay'ı bulmam gerekiyor. Aynen. Yani. Evet, denetçi devreye girerdi. Valla marketti de bak hiç aklıma gelmemiş onu geri dönüp de şikayet etmek falan. Evet. Şimdi biliyorum yani kaçtı, 177 miydi? Meydan 174. Aylar 174 hatta ücretsiz aranabiliyor. Bence de bildirmek lazım. Çünkü en iyi denetçi aslında tüketici yani. Böyle bir şeyin ihbar edilmesi lazım gerçekten. Ya 2 sene önce ya da 3 sene önce tam hatırlayamıyorum. Eski evdeyken ben bir gün karşıdaki kebapçı gibi bir yer var işte. Oradan sipariş vermiştim. Çünkü oranın etli ekmeği çok güzel. Tandırı çok güzel. Bir de yanında kendi yaptıkları yoğurdu yolluyorlardı. Yoğurt geldi köpürmüş. Nasıl ekşi anlatamam. Ben de telefon ettim. Dedim ki ya çok teşekkür ederim. Yaptığınız her şey çok güzel ama yoğurt köpürmüş. Adam dedi ki biz size yenisini yollayalım yanlışlıkla olmuştur dedi. Ben de dedim ki ya bir kontrol edip atmak lazım bunu. Yok biz onu müstahdeme yediriyoruz dedi. Anlamadım dedim. Biz dedi eski yerleri köpürenleri burada çalışanlara yediriyoruz dedi.
Dedim ki, ay çok yazık ya. Ne kadar yanlış oldu diye düşündüğüm için hiç kızmıyordum ama şu anda çok kızdım dedim. Yani kendi yemediğin şeyi sen çalışana, çaycın da olsa, temizlikçi de olsa, ahçı da olsa nasıl yediririz? Yiyorlar, yiyorlar, alıştılar dedi. O zaman işte ben senden 174'ü söylemiştim oraya. Ay çok saçma bir düşünce ya. Yazık yani. Adamın vereceğimi sana yollamışım yanlışlıkla. Teyze kusura bakma diyor adam. Ay, anlamı da vermiyoruz. Tabii ki. İnsan bir yana hayvana da vermiyoruz ki. Canım tabii tabii. Ayça bir de sizin hep çiğ süt muhabbeti vardı. Hatırlıyor musun? Evet, yoğurt evet. Yapıyordun. Şimdi hani süt alacağız da yoğurt yapacağız, yağ yapacağız bir ara. Bizim karşıda bir dükkan vardı. O da eski evin orada. Bayağı böyle şişeli, ağzı kapalı falan. Alıyorum 5 litre, 10 litre sütü. Kaynatıyorum. Allah'ım bir tereyağı alıyor, Hayvan, evet. O kadar çıkmaz. Çok yağlıydı, evet. Biz gidiyoruz, bize ikram ediyor Ayça. Evde de ağlıyor. Diyorum ki, nasıl çıkmaz işte. Yapıyorum bütün işlemleri. 5 litre sütten böyle kocaman tereyağı. Sonra anlaşıldı ki içine margarin katıyorlar. Evet. Ama ya tabak da bak. Ayça bize masaya ikram çıkarıyor gittiğimiz akşam buluşmalarımızda. Diyor ki çok güzel yağlar tereyağı kaymak. Kaymak yapıyorum. Bitmeyen bir yağ. Yoğurt yapıyorum, kaymakları alıyorum 5 litreden. Yoğurtlar çıkıyor, kaymaklar çıkıyor, yağlar çıkıyor. Sonra Tülay dedi ki ya bunlar dedi margarin koyuyorlardır içine falan. Sonra sen bana tereyağı bir göster dedi. Bir gösterdim ki biraz margarin gibiydi. Hayallerim yıkıldı. Demet ne uğraştım aylarca o adamdan süt alıp ama sokaktan değil dükkandan. Evet market gibi. Kaynat. Allah'ım evin her yeri kaymak ve yağ doldu. Ne yersen margarin katıyorlarmış. Evet ya kaynağı belli olmayan çiğ sütler çok tehlikeli gerçekten. Bir de Pekçim seninle mi program yapmıştık, sütü konuşmuştuk evet, değil mi? Orada konuştuk. O zaman. Aynen. Tabii Ebru ile hep böyle burada aynı kafadan olunca birimiz alınca öbürü de alıyor. O iyi diyor ben yapıyorum. Ben istiyorum. Kalmayınca ben üzülüyordum zaten. Karar verdim. İnek alacağım yoğurt yapmak için. Evet. Bizim köyde ben var bizden alabilirsin buzağı. Ne güzel. Burada cedep var burada inekler. Ay süper ya. Evet, nerede kapının önünde mi bakacaksın? Ha? Ne nerede bakacaksın? Buluruz bir yer. Zaten yani, burası kaynıyor dediğim gibi şeyler, poniler, hindiler falan dolaşıp duruyor. Bir tane de ineğimiz olur. Sitemiz faydalanır. Etinden, sütünden. Bizim burası köy deyince Ebru hakikaten bir köy yolundasın sen. Tabii tabii. Her yerde için biliyorum. O kadar güzel bir köy ki hem de yani. Bildiğimiz İnanılmaz köy. Olduğu gibi kalmış yönleri var. Şehirden dönüyorsun köye giriyorsun gibi bir şey oralar. Aynen öyle. Eskiden daha da öyleydi. Hatta bugün konuşuyorduk daha. Bu benim söylediğim ama bir 15-20 sene kadar önce belki biraz daha fazla. En son ev bizimkiydi. Sonra dağıldı zaten. Gerçekten mi? Siz son muydunuz? Biz en son evdik. Hatta babam şeyi anlatıyordu. Bir gün böyle birisi gelmiş demiş ki bize siz korkmuyor musunuz burada yaşamaktan? Zaten tilki iniyor, gelincik iniyor falan. Yaban domuzları iniyordu. Öyleydi. Ama şimdi bizim yukarımıza da tabii evler. Hayala var sizden sonra. Ebru sen artık hayvancılık falan yapabilirsin bence orada. İnek olur, tavuk olur. Senden bekliyorum ben. Ama böyle yine de geçince böyle inekler hani Ayça Nazlı'nın şeyi vardır ya inek diye konuşmuş anlatırsın. Kızım inek. Ne oldu acaba hala seviyor mu? Seviyordur herhalde. Ben görünce çünkü yine böyle ay canım. Yani Marsa'ya böyle canım diyorum ya ineği görünce de ah canım falan oluyorum yine. Ya bizim çok güzel hayvanlar. Şeydeki Karadeniz'deki yazlık varken Nazlı bir gün geldi oraya. Sabah geldi akşam döndü. Tüm o kadar tatili. Bizim yanımızda tarla vardı. İpek de çok iyi bilir o tarlayı ve oradaki inekleri. Birdenbire Nazlı inek diye ama yani 28 yaşındaydı o zaman 28-29 hani çoluk çocuk da değil inek diye koşuyor. Orada da bir delik var hani görmeyip düşecek. Ben de peşinden Nazlı diye koşuyorum dinlemiyor beni. Yanımda da oranın köylüsü bir kadın o da Nazlı diye koşuyor. Ben de dedim ki ne kadar iyi komşularımız var. Yani oranın yerli köylüsü. Bak dedim benim kız için koşuyor. Meğer ineğin adı da Nazlı'ymış.
Nazlı'yı benim kıza koşuyorum bileğimi almaya. İkisi de deliye doğru yürüyorlar çünkü. Çok güzel. Sonra bizim ailede şimdi Nazlı'nın saçları koyuldu, simsiyah yaptı ama o zaman sarı kızdı. Ben bağırıyorum, Nazlı sarı kızım geri gel. O da bağırıyor, sarı kız. İnek sarı çünkü. Ay çok güzel. Muhteşem bir hikaye. Ay çok ilginçti yani. Yakaladık deliye düşmeden ikisini de ama Nazlı diyor ki anne beni niye kovaladın? Ay seni niye kovalayayım? Delik var bilmiyorsan. Anne üstüne biraz öyle kalıcıklı örtmüşler. Kadın biraz da ineğini kurtarmak için koşarmış. Nazlı o bağırıyor, ben bağırıyorum. O da sonra bana dedi ki ben de benim kızı kurtarmaya koşuyorsun zannettim dedi. Yok ya ben kendi kızımın derdi. Herkes kendi kızını kurtarıyor. Herkes kendi kızını derdi. Uzaydı, çok tatlıydı çünkü ya. Bizim evde o kadar çok inek motifli işte aksesuarlar var, banyo ürünleri var, havlular mavlular hepsini ağzından almadan gitti. Bir de inekler bize kattı şimdi. İyiymiş ya. Vallahi. Ay, ay. İlginç. Niye inek sever onu da hiç düşünemedim bilmiyorum. Bir soracağım. İlk konuştuğumda kızım sen niye inek seviyorsun? Matrak bir hayvan. Eşek de çok matrak mesela. Horozlara çok bakınca güzel. Horozlara da çok gülüyorum ben. Onlar da komik hayvanlar. Ebru köyde var mı eşek peki orada? Var var. Eskiden daha çok vardı. Horozlar, tavuklar bizim bahçeye giriyorlar aralarda. Bıt 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 elimde sularla kovalıyorum bazen. Çünkü çiçeklerin kökünü çıkarıyor bazen. Böyle çok şey yaşıyoruz şey. Onlarla. Yani köy olan, doğa olan her yerde yaşamak çok önemli bence. Evet. Ama sen tadını çıkaranlardansın. Çok evet, evet. Ben evet. De mesela tavuklu horozlardan çok korkarım. Ama onlar da bizden korkuyor. Ben de bütün evet. Hayvanlardan korkuyorum. Acayip korkarım yani. Hani bak ineği de severim böyle. Hani o eşek gerçekten benim için başka. Çok da severim ama bu iş gelsin böyle tavuklu horoza beni görmelisiniz. Kaçıyor musun? Omuzuna mı atlamışımdır o kucağına mı atlamışımdır? Aslında o da senden korkuyor. Görünce bıt 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 olup bir anda havalanıyor aslında. Yani, sen yapıyorsun. Ne kadar böyle, seni seviyorum lütfen diyorum gider misin? Gider misin? Çünkü haz etmiyorum diyorum. Hoşlanmıyorum. Vallahi ben de üstüme atlayan her şeyden korkarım yani. Bu arada ben de telefon süsünü bitirdim. Yarın süper. Bırakmış. Sağ ol sana. Aa, bir şeyler. Evet, bu kırmızıdan kimse çünkü vazgeçemiyor. Ben her sene en azından böyle 8-9 tane örüyorum. Bende moru var ama. Mor da çok güzel. Sen bana gri yapmıştın, o da çok güzel. Evet, bunu yine püsküllen istediler. Uzun olacak o zaman. Evet, bu da uzun olacak. Bu da uzun olacak. Ama püskülsüzlerin yeri de ayrı ama ya. Ben püskülsüzleri çok seviyorum. O yanında böyle hani broşlardan taktığın zaman çok tatlı oluyor. Çok şık. Ben bütün kışı vallahi geçirdim onlarla. Giyiyorsun, sağlıkla, keyifle giysin. Evet. Çok güzel. Ben de isteyeceğim ama gelecek sene artık kış bitti diye şey yapmıyorum şu an. Gelecek kış benim de hedefimde var. Tabii Bodrum'da olunca kış bitiyor diye düşünüyorum. Evet, bu Manisa gibi. Normalde daha var bayağı. Evet. Bir ayımız kaldı, evet. Bir ay evet, sonra bitti artık. Çok güzeldi. Hava bugün çok soğuk İstanbul'da. Evet, çok evet. Çok soğuk. Ben İstanbul'da soğuk deyince de tedirgin oluyorum. Burası soğuk oluyor, karşı taraf sıcak oluyor. Öbür ucu başka bir şey oluyor. Şehir yok, burası soğuk. 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 Biz bayağı uzağız seni biliyorsun. Çok soğuk. Sinem'in evine gitmek şehirler arası seyahat. Tabii sizin 2 saat falan yani. Bayağı uzak. Normalde hani mesafe 2 saatlik değildir ama şehir çok dolu olduğu için. Ama öyle. Ben kızıma da 1 saatte gidiyordum. Teyzem de uzak bana. O da 1 saat falan sürüyor. Evet. Onlar güya hepimiz İstanbul'dayız, yakınız. Nerede? Evet. Yok canım, İstanbul iki ayrı kaç kapı yapabilirsin. Burada mümkün değil ya. Yani. İki ayrı şehir gibi İstanbul. Evet, evet, evet. Gerçekten öyle. Bizim için en uzak mesafe. Yani sizin yakın gittiğiniz bir yer bizim için en uzak yani. Ne? 1 saatte mi gittiniz hani size? Bizim Sinem'e
Yatılı gitmemiz lazım. Bir saatte gittik diyorsunuz. Bizim için mesela inanılmaz yani. İpek bir kere bu kanal bunun teknik ekibiyle bir toplantımız vardı. Bir yer söyledi bana Mazhar. Ömrümde hiç duymamışım İstanbul'da. Neyse. Ne kadar dedim? Biraz uzak dedi. Şimdi çıktık. Ben uyumuşum. Sonra bir ara gözümü açtım arabada. Aa, köprüden geçiyoruz. Yaşasın, ne güzel bir şey. Sonra da işte kısa bir süre sonra geldik diye ben düşünüyorum. Dedim ki ay çok uzak değilmiş. Ayça dedi 2 saat 45 dakikada geldik. Sen sadece yarım saat uyanıktın dedi. Ve bugün uyuduğum için yolu fark etmemişim. Ay yakınmış, her hafta gelebiliriz dedim. Delirdik. 2 saat 45 dakikada geldik. Daha uzun bir sürede döndük. Çünkü iş saatiyle çakıştı. Ya ben uyumuşum hep. Hiç hatırlamıyorum yolları. Şehirin içinde. Onu sayabilir daha çabuk. Evet, bana inanılmaz geliyor. Biz geçen hafta demiştim ya bir günlüğüne bir tatile gittik diye. Mesela 1 saat sürdü bizim yolumuz. Seyahatiniz 1 saat. O 1 saatte benim evden sineme gidemezsin yani. Mümkün değil. Evet. Hülya ablanın dediği gibi yatılı bekliyorum. Yatılı gitmemiz. Ben öyle diyorum. Ya, bir de sinem sana gelene kadar ben Ankara'ya daha rahat gidiyorum. Yani otobandan daha hızlı giderim diye düşünüyorum. Yalnız yeni bir yol yaptılar. Mesela Tülay'ın eviyle bizim ev 8 dakika oldu. Normalde mi? Muhteşem olmuş. Tabii Selim gidince 8 dakika, biz gidince 10 küsur dakika oluyor. Selim standart dışı birazcık. Nasıl yapıyor bilmiyorum. Bir keresinde Ankara'dan dönüyorduk. Mazhar ben, Tülay sen de vardın. Selim dedi ki yeni yol var bilmem nereden dönün. Şurada 15 dakikaya eve çıkarsınız dedi. Daha doğru düzgün tabela yok. Her gün gidip geldiği için alışık. Biz döndük. Gene döndük. 45 dakika 50 dakika dönüyoruz, üstümüze fenalık bastı. Çünkü en ufak bir çıkış görünmüyor. Selim arada biz bavulları aldık evdeyiz neredesiniz dedi. Oğlum biz bir yerde dönüyoruz hala dedim. Niye dönüyorsun, düz git. Oğlum düz git diye bir şey yok ki, habire bir dönüyoruz. Eve geldiğimiz zaman felaketti. Üstümüze fenalık basmıştı. Onun için bilmediğim yoldan gitmiyor. Çok acayip gitmiştik ama oradan. Nerelere gittiğimizi bilmeden ki Maz Baba yol bilir normalde. O yol yeni açılmıştı. Evet. Yani eve gelmemiz normalde yarım saat olacaksa biz 1,5-2 saatte geldik. Şimdi bilmiyorum hiç yolda döndük. Hani hep bir şey vardır ya çocuklar hayatta da en yakın yol en iyi bildiğin yoldur denilir. Ve insanlar genellikle hep ona takıldığı için belki çok daha kolay olabilecek başka bir seçeneği denemezler. Bak şimdi ben de öyle oldum. İptal ettim, deneyeceğim yeni yolda. Yani hep aynı yoldan gidince bende bir de şey oluyor. Mesela o gün başka bir yere gideceğim. Dalgınlıkla gitmişim yine aynı yolda. Ve o yüzden mesela daha uzun yapmış oluyorum. Ve şey diyorum mesela farkında değilim diyorum. Yani tamamen refleksle gitmişim o yolu. Bir de kafan yoğunsa hele çok oluyor. Evet ve korkuyorum bazen. Diyorum ki yani hani acaba dikkatim yolda mı değildi o zaman mesela. Bir de onu düşünüyorum. Otomatik pilot. Çok benim başıma geliyor bu yani. İpek, yani konuya girmeyeceğim detayda. Bir kere bütün yolları kapamışlar trafiğe de sen fark etmeyip yürümüşsün. Bir tek sen kalmıştın orada da. Demek bütün trafiği kesmişler, tamam mı? Bu da diyormuş ki neden acaba dolmuş geçmiyor? Allah Allah, otobüs de yok falan diye yürüyüp tam böyle konvoy gidecek ortasında bu kalmış. Demişler ki sen ne arıyorsun burada? Yayaydım. Bir tek ben ve polisler yani böyle görevliler falan. Diyor ki bacım sen ne yapıyorsun burada diyor. Bu kaçmış buraya. Sen nasıl geldin buraya diyor. Dedim ki hiçbir şey ben yürüdüm yani hiçbir şey yapmadım. Kimse de bana dur demedi yani ne yapayım. Kaldım böyle dik başıma. Ay çok tatlı. Kafan da mı doluydu acaba? İşe mi gidiyordun? İşten mi geliyordun? İşten çıkmıştım büyük ihtimalle Ayça ablacığım. Aynen. Demek ki hiç belki de birileri uzaktan seslendi. Duymadım bile. Kim bilir yani. Vallahi kafam doluydu benim, kesin. Yani. Benim de 1-2 anım var öyle Ayça bilir. Daha bir araba anısı hatırlıyorum. Arabaya başka bir arabaya binme. Aslında evet doğru bayağı bir anım var benim. Bir tanesi şey
O zaman işte benim dönemim, lise dönemi 40. yaşlarını kutluyor. İşte 41 mi oluyordu? 41 kere maşallah mı? Neyse doğum gününe çağırdı. Elvan küçük daha böyle 2-3 yaşında. Onu da anneme bıraktım. Ondan sonra kuaföre gittim. Özel kıyafetler, özendim falan. Partiye gidiyorum. Hep böyle ortaokul, lise arkadaşlarımı göreceğim diye. Neyse gittim ben partinin olduğu yere. İşte Canan Hanım'ın doğum gününe geldim dedim. O dün akşamdı hanımefendi dediler. Ha ha ha, kamera nerede dedim. Kamera falan yok, gelin içeri bakın isterseniz dedi. Girdim içeri, hakikaten parti marti yok, bir akşam evvelmiş. Sonra bundan kısa bir süre sonra, 2 ay sonra Ömer'in bir akrabasının şeyi var, düğünü var. Gene biz süslendik. Ailecek bu sefer, Elvan da var. Gittik kapıya. İşte biz şunun düğününe geldik dedik. O yarın akşam hanımefendi. Ay çok hoş. Çok tatlı. Tutturamıyorduk biz. Neyse ki onu kaçırmamışsınız. Dün değilmiş yani. Kaçırmadık evet, ama yani bir türlü günleri tutturamadık. Böyle. Güzel. Benim de Karadeniz'de şöyle bir anım var. Bir trekking için gitmiştik. Arkadaşımın kuzeni de, yeğeni pardon. Yürüyüş bitti. Dedi ki ben sizi geleyim, karayolundan alayım. Rize'de ilçelerinden birindeyiz. Orada da meğer ülke yöneticileri diyeyim, üst düzey bir toplantı varmış meğer. Bütün yolları kapatmışlar. Biz de yürüyüşten öyle binmişiz ki saç, baş, çamur, çaylak, hani görünümündeyiz. Berbat yani. Ondan sonra sırtımızda sırt çantaları, her yer kapatılmış. Biz 2 tane tip kirpas içinde, farkında değiliz. Orada kalmışız. Ondan sonra herkes, bütün işte polisler, etrafta görevliler bize bakıyor. Dedim ki Allah Allah, niye bize bakıyorlar acaba? Halimiz de çok kötü. Meğer orayı kapatmışlar. Bizim orada da olmamamız gerekiyormuş. Artık arkadaşımı aradım. Dedim ki ya bizi bunlar şimdi hani götürecekler, bir eylem falan yapacağız zannedebilirler. Halbuki sadece doğa yürüyüşü yaptık, indik. O halde kirli üstümüz başımız. Arkadaşıma dedim ki sen bizi buradan alma, biz buradan başka bir yere gidiyoruz telefonla. Böyle bir şeyin ortasında kalmıştık yani. Böyle bir anımız var. Sağ salim döndük sonra evde çok şükür de. Benzermiş. Evet. Bir kere fuarda beraberdik Demet'le. Bütün gün tabii ayakta, standta hem eğleniyorsun hem yoruluyorsun falan. Demet dedi geldi, hadi biz gidiyoruz, azma aldık. Azma kestane atmıştım da affedersin. Kestane candır. Demet geçerken bir bakmış, arkadaşı arabada el sallamış gitmiş. Sonra fark etmiş ki sizin arabaymış, hatırlıyor musun? Arkadaşını bırakıp gitmiş başka arabada. Evet, aynen. Ya o fuarda ben başka komiklikler de yaptım. Çok bir sanatçı vardı, ona diyordum. Ben sizi bir yerden tanıyorum. Siz beni bir yerden tanıyorsunuz. Bizim standtaydı o, böyle tanıdığım biri, çok havalı havalı geldi falan. Demet de iyiydi. Aa merhaba, ben sizi tanıyorum dedi. Öyle mi dedi. Ama böyle öyle mi falan. Dedi ki vallahi tanıyorum. Aynı okuldan mıyız acaba dedi. O bilmem falan diyor. Söylemiyor ki ben işte oyuncuyum, şuyum, buyum falan. İşte Ayça yeni kitabın şu mu bu mu falan. Bu gene eğiliyor. Ben sizi tanıyorum. Siz beni tanıyor musunuz? Çok güzel. Herkes yerlerde gülmekten kırılıyor. Ben hala kadını nereden tanıyorum onu anlamayacağım. Ona diyor ki acaba aynı okuldan mıyız diye. Egosu sağlam sarsılmıştır kadıncağız. Ay yok, çok evet. Kötü oldu. Kadın için korkunç. Genelde hani dizilerde falan meşhursa insanlar, herkes onları tanısın istiyorlar. Böyle bir beklentileri var. Ben hiç sizi seyretmem ki, kimi tanıyayım, nereden tanıyayım yani. Ya, çok komik. Seyretmiyorum dediğim vakit bana mesela muhakkak seyrediyorsundur diyorlar. Ya vallahi seyretmiyorum, çünkü televizyonu açınca uyuyorum zaten.
Hatta bir kere daha biz Ankara'daydık. Yani çocukların üniversite zamanları falan. Nazlı dedi ki hadi sinema gecesi yapalım dedi. Olur dedim. Bir şeyler hazırladım falan, oturduk. Bir film seyretmeye başladık. Sonra birazdan döndüm, dedim ki ben Nazlı'ya ya bu kadar salak bir senaryoyu kim yazmış dedim. O da anne sen bak dedi, Mısır'ya otur falan, ben sana sonra anlatırım dedi. Meğer ben bir filmde uyuyup ikinci de uyanmışım. Sonra böyle çağımızda geçen bir film seyrediyoruz. Yine ben böyle bir içim çekildi, gözümü açtım, uzaylılar geliyor falan. Ondan sonra birazdan da kovboy geldi. Üç film, üç. En sonuncu kovboylu bir diziymiş. En çekinde uzaylılar. Ondan önce de normal Amerika'da geçen bir film. Ve dedim ki bu nasıl bir film Nazlı? Niye bana böyle saçma şeyler seyrettiriyor? Ölüyor millet yerlerde. Nazlı dedi ki anne bu son olsun. Bir daha lütfen film gecesi yapmayalım. Dedim ki tabii ki tabii ki seyrettim. Anne dedi iki film bir dizi seyrettik dedi. Hiç hatırlamıyorum ben yani. Ay gözümden yaş geldi gülmekten. Ya. Hiçbir şekilde seyredemiyorum. Ay. Bir de şey oluyor. Mesela bir film seyredeceğiz. Şimdi Masar'dan dolayı şu. Masar bunlar herhalde diyorum iki odaktan aydınlatıyorlar. Bak gölge düşmüş falan. Hani bunu... Pozisyonel olunca... Bak aksiyon kamerası var gördün mü? Ay. Yani bunları bilmeden önce çok iyi oluyordu, seyredebiliyordum, şimdi olmuyor. Bu tam mesleki deformasyon olmuş. Vallahi İpek elindekini göster. Evet ya, fırçaları falan aldı eline. Evet şey, oh. Altın rengi toz boya bu. Oo, süper, çok severim. Çözeceğim mesela işte şey gibi, şundaki evet, yazıyı yani. Yazıyorum. Ay çok güzel. Evet, valla ben seramiklere de altına boyuyorum. Çok güzel olmuş. Yaşım ilerledikçe altına düştüm. Çok güzel ama ya. Çok şık vallahi. Duruyor. Kurabiye de çok yakışmış. Evet. Ben gümüşü de çok seviyorum. Mesela gümüş de çok güzel duruyor. Bunda böyle kırmızıya altını daha çok yakıştırdığım için evet. Biraz altından evet. Gitsin. Çok ama şık. Şeyi de çok seviyorum. Böyle pembe hamura mesela gümüş rengi yazı yazmayı da çok seviyorum. Aa, o da çok güzel olur. Evet. O zaman bir daha sipariş verirken şey diyeceğim. İpek Hanımcığım lütfen hamurun pembe yazıları altın olsun. Altın gümüş mü? Ne olacak? Gümüş. Spesifik evet, sipariş vereceğiz sana. Harçlarımızı yani. Yazıyoruz İpek ablacığım. Bu hamura bu hamura da bu. Ay, esas önümüzdeki hafta sonunda çok tatlı bir siparişim var. Yok. Siz tanıyorsunuz, Ekinç'in ikizleri 2 yaşını bitiriyor. Evet. Ve şu yüzden çok duygulandım. Tanıdığınız için çok kıymetli ama baby shower'larını yaptık. Evet. 2 yaş pastalarını yaptım. Şimdi 2 evet. Yaş pastalarını yapacağım. Yani o kadar duygulanıyorum ki. Çok güzel. Şey. Baby shower'ı bizim belki de en son rahat yaptığımız şey. Evet, çok güzel bir kutlama olmuştu Ankara'da. Ve ben hep şey demiştim ya, onların doğumunda Ankara'da olacağım. Nerede Ankara'da olduk? Çıkamadık ki, İstanbul'da kaldık. Aynen. Yani çocuklar 2 yaşına geliyor öpüp koklayamadan. Evet. Hep konuşmuştuk yani ihtiyaç olduğunda geliriz. Ben demiştim valla uyuturum bakarım her şeyini yaparım. Çünkü ikisi hani kolay değil, birini siz birini ben bakarım falan diye. Hiçbirisini yapamadık yani ama en azından işte pastaları var. Ona da seviniyorum. Ne güzel. Resim yollar mısın bize de? Tabii ki. Tabii ki yollarım. Ya o zaman annesine babasına onu demiştik. Siz korkmayın ikiz diye. Dönüşümlü geliriz hep beraber bakarız. Hop pandemiden bir kapandık eve. Evet. Hiçbir şey benzer öyle olmadı. Çok tatlılar ama minik videoları var. Böyle el ele tutuşmuşlar. Acıyordum ya. Gene de çok iyi idare ettiler. İkiz çocuk çok kolay bir şey değil. Tabii ki. Ben de beslenmiştik. Onlara çok tatlı. Bunlar danslar, manslar bir şeyler hazırladık baby shower diye. Ondan sonra da dedi ki hiç korkmayın biz buradayız. Ne bir gün giremedik. Kapıdan içeri giremedik yani. Evet. İyi ki o günü yaşamışız ama o baby shower çok keyifli oldu gerçekten. Çok eğlenceliydi. Çok güzeldi. Bir de sürpriz yapmıştık ya anneye, babaya. Çok güzel bir kutlama oldu. Ben hep şeyin neresiyle oturuyorum. Yani bugünler geçecek.
Ve mesela diyeceğiz ki biz işte şu 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 oteldeyiz, şu tarihte konuşuyoruz. Hadi gelin hep beraber. Ay çok güzel olacak. Çok özledim ya gerçekten bir arada olmayı. Evet, ben hayal etmeyi çok seviyorum. Böyle Türk filmi gibi senaryolar halinde hayaller kuruyorum. Çünkü insanların hayalleri bittiği zaman kaç yaşında olursa olsun ömrü bitmiş diye düşünüyorum ben. Geçenlerde çok genç bir insan bana dedi ki hocam benim hiçbir hayalim kalmadı dedi. Çok büyük hayal kırıklıkları yaşadım dedi. Dedim ki sen bu yaşa kadar benim yaşamadığımı mı zannediyorsun? Önemli olan o hayal kırıklıklarına takılmamak, kendi gücüne güvenmek, akışa güvenmek ve hayal etmeye ve bir şeyler yaratma yapmaya devam etmek. Beraber hayal kurduk onunla. Ne güzel oldu. Sonra dedim ki devam edeceksin bunu. Nasıl yapayım, hangi detay? Dedim farz et ki bir film yazıyorsun, tüm senaryo. Çünkü hayaller olmadığı zaman tamam yer içer, uyur, uyanır, yaşarız ama ben yeterli olduğunu düşünmüyorum onun. Hayal kurarken bile çok gerçekçi olmaya çalışıyor insanlar diye düşündüm sen konuşurken Ayça. Evet. Yani hayal bu. Herhangi bir gerçekliğe dayanması gerekmiyor. Ucu bucağı yok. Evet. Ayağını yere basmasına da gerek yok. Aynen. Hayal gibi de metabolizm. Ha kimse denetleyip de bu uygundur, uygun değildir falan demeyiz. Belki de olur yere basmasa bile. Hayal kontrol sistemi varmış mesela. Aa seninki hiç gerçekçi olmadı olur mu? Hayal kontrol sistemi güzelmiş. Ben mesela kendi hayatıma bakıyorum yani şu günüme bakıyorum da mutlu olduğum her şey hep hayalini kurduğum şeylermiş. Yani aile hayatım, mesleğim, düzenim, dostlarım hep hayal ettiğim şeyler gerçekleşmiş. Gerçekleşmemiş olanların da hiç hayalini kurduğumu hatırlamıyorum mesela. Bu çok önemli bir detay ama. Evet. O yüzden daha çok tutmam lazım demek ki. Bir de bizi dinleyip de hayal kurmayanlar şimdi diyecek ki demek ki hayal kurmakta fayda var. Aslında ne düşünürsek, ne hayal eder, ne düşünürsek onu ihtimal olarak ortaya bırakıyoruz bu gerçeklikte ve olmasını sağlıyoruz. O zaman niye boş duruyoruz ki? Hakikaten ya. Evet, o zaman güzel güzel hayal kuracağız. Ben kuruyorum vallahi. Mesela pandemi bitince nasıl kutlayacağız hayalini kuruyorum. Ben de kuruyorum. Tabii tabii. Birkaç tane fikir var kafamda. Ben hep buluşmaların hayalini kuruyorum. Nasıl bir araya gelinecek? Aynen öyle. Buluşmalar aynen. Var bende. Biz bir de çok alışığız yılda birkaç kere ne bileyim 40 kişi, 50 kişi, 60 kişi bir araya gelmeye, yılbaşını beraber kutlamaya falan alışığız. Onun için şimdi mesela bu yılbaşı gene ben biraz daha bir kalabalık gördüm bizim bu siteden dolayı ama gene de bana yılbaşıymış gibi gelmiyor. Yani ağacı görüyorum, sofrayı görüyorum ama kalabalık olmayınca hep sanki şeymiş gibi geliyor bu. Ne bileyim bir şeyin eşantiyonuymuş gibi. Küçüğüymüş gibi. Ama onları da kısıtlı yaşadık Ayça. Yani dışarı çıktık falan ama işte yine hani maske, bir tedirginlik. Yani hep dikkat etmek durumunda kaldığımız için bir kısıtlanmışlık hissi var. Yani eski özgür sokağa da çıkıyorduk, içeride de kalıyorduk. O kutlamalarımızın tadı yoktu tabii ki yani. İnşallah özgür kutlamalarımız gelsin. Planlar, hedefler, hayaller fazlaca var şu anda. Evet, bir de bu pandemiyle ilgili yaşadıklarımızın izlerini sileceğiz herhalde bir süre. Çünkü ben kendimi biraz güvensiz buluyorum bu konuda. O kadar alıştım ki işte dışarı çıkarken maske, işte şöyle ellerinin hijyeni bilmem ne falan filan. Hani şöyle fütursuzca sokaklarda dolaşma şeyi garip geliyor. Ben ilk şeyde çok şaşırmıştım Demet. Hani annemi kaybettik, yetişemedik cenazeye, İstanbul'dayız. Bir de kapalıydık ya o zaman, hiç sokağa çıkmıyor evet. Falan. O dönem geçti, bir iki ay sonra biz Ankara'ya gideceğiz. Ki ben her ay gidip gelirim Ankara, İstanbul biliyorsunuz normalde. Bir türlü bavul toplayamıyorum. Ne götürülür de hatırlamıyorum. Panik geldi üstüme falan. Masar dedi ki ne istiyorsan al, zaten araba taşıyacak. Biz taşımayacağız ki Ayça, rahat ol. Neyse normalde biz böyle buradan işte ne bileyim İstanbul içi bir yere gidiyormuş gibi çıkarız. Rahat rahat geliriz Ankara'ya. Ay aşağı indik, arabaya iniyoruz, biniyoruz. O mu eksik, bu mu bilmem ne falan. Yola çıktık sanki ömrümüzde o yola ilk kez gidiyormuşuz gibi. Gerçekten bir
şaşkınlık ve güvensizlik olmuştu. 3-4 ay kapalı kaldık evet. sonra falan. Evet, hala var. Yani Ankara'ya daha... ve ben şey söyledim, dedim ki ilk girdim böyle bir çarpındım falan var. Kapı açılıp da kardeşimi kapıda görünce Hasan falan boynuna atlayıp ağladım, zırladım. Abla bir şey mi oldu sana? Yok geldik ya işte dedim ondan. Yani bir garip duygular, bunlar çok saçma sapan şeyler. Şimdi bakıyorum ne kadar saçma, ama içinde yaşarken hiç öyle gelmiyordu. Azal edilmiş falan gibi hissettim. Gidip görebildim. Yani bilmiyorum, bugün öyle düşündüm. Pandemi bitti diyecekler. Bitti tamam. Ama ben sokağa çıktığımda hala maske takma ihtiyacını hissediyorum. Yani öyle hissederim diye düşündüm. Yani bir süre daha takarım herhalde diye. Aynı şeyi bugün düşündüm. Acaba pandemi bitti deseler maskeden kimler vazgeçecek? Evet. Ben herhalde bir süre daha takacağım diye düşündüm. Evet. Çok garip yani. Güvende hissetmeyebiliriz kendimizi. Söylemek güveni vermeyebilir bize. Evet. Bakalım yaşayıp göreceğiz. Ya orası öyle tabii, ama aklıma böyle düşünceler geldiğine göre inşallah bitiyor. Evet. Ya ilk çıktığında 2 yıl sürecek falan demişlerdi ya, nasıl dehşete kapılmıştık. Ay 2 yıl nasıl maskeyle dayanacağız, ne yapacağız, nasıl birbirimizi görmeden. Herkes şey dedi, yok canım o kadar sürmez falan diyordu, hatırlıyor musunuz? Evet, evet evet. Ama resmen 2 sene oluyor Mart'ta. Oldu. Aynen öyle. Ben de konserlerde artık maskesiz çalmanın hayalini kuruyorum. Yani yeni hayalim de bu. Hayalim kurduğuma göre herhalde olur. Hala maskelisiniz değil mi konserde? Hala maskeliyiz. Peki bir şey diyeceğim. Orkestradaki üflemeliler ne yapıyor? Onlar da yok tabii ki. Yok. Onlar yani takmıyor. Adam koronaysa üfledi mi bütün orkestra gider. Evet, yani işte çok da çıkıyor. Nefeslilerden çok da çıkıyor. Yani başka orkestralarda çok oldu böyle zincirleme devamı. Yani bulaş oldu. Biz çok şükür korunuyoruz herhalde bir şekilde. Hep böyle bir gidiyor. Ama onlar dediğin gibi takmıyor ve onların pozitif olması o yüzden daha riskli yani. Bizde en azından pozitif çıktı da maske var. Ama gerçekten hani provalarda da çok sıkıntı, ama konserde daha büyük. Yani artık çok dayanamayacağım bir noktaya geldiğimi hissettim geçen haftakinde. Hakikaten çok bitsin istiyorum o yüzden. Yani çıkarmak istiyorum. Çünkü bir orkestrayı ne kadar birbirinden uzak oturtabilirsin ki? Tabii ki. Yani mümkün yani değil. Yani tek 2 metre arayla oturuyor. Tabii tabii. Ya ancak çok küçük kadro çalarsak, ama o da öyle olmuyor yani. Gayet eskisi gibi, eskisine döndük aslında. Ayrı güya sehpalarda çalıyoruz ama oturma mesafemiz eskisiyle aynı. Yani bakarsanız bizim taktığımız maske dışında her şey eskisi gibi. Ama çok zor gerçekten, yani o çok çok bunaltıyor beni. Seyirci için de çok kötü bir şey yani, selam vermek için onlara dönüyoruz normalde, hani güler yüzle döneriz ya, böyle siyah bir şey görüyorlar yani, onlar için de çok tatsız bence. Doğru. Geçenlerde maskeli dışarıdayım, çok sevindiğim bir şey söyledi birisi, döndüm gülüyor mu hiç anlamıyor tabii, dedim ben şu anda gülüyorum ama göremiyorsun. Alt yazı geçmen lazım. Ay şey dedim, şu anda sırıtıyorum. Ondan sonra bir maskeyi çıkarıp bak gülüyorum deyip geri taktım yani. Çünkü hakikaten İpek'in dediği gibi böyle kapalı olunca yani hiç belli olmuyor ne tepki verdi. Yok. Yok. İfade yok zaten, aynen. İfade yok yani. Ya bir de uzun süre kullanmak çok... Maske takarken... Ne dedin? Neydi? Ruj. Ben sürüyorum. Ben de sürüyorum. Ömer diyor ki, ya kimse görmeyecek zaten, maskem var bir olsun, ben kendim için sürüyorum. Aynen, kesinlikle sürüyorum. Ben ruj sürmüyorum maskeden önce, ama online eğitimlerde parfüm sürüyorum. Çok bende de var o. Kokusunu alacak. Ama o parfüm bana kendimi iyi hissettiriyor. Evet. Bende de var. Online eğitimlerde ilk zamanlarda, hoş ben pandemiden çok daha önce başladım online eğitimlere, ama şey yapıyordum, üstüm, altım, ayakkabılarım, çorabım, sanki normalde eğitim için gittiğim bir salonda veya ofiste nasıl giyiniyorsam öyle giyiniyordum. Bir gün aklım başıma geldi bir sene sonra. Dedim ki ya herkes yukarıyı görüyor. Ondan sonra altıma böyle çiçekli bir tane pijama pantolonu ve pembe peluş şey giydim. Pofuduk. Pofuduk. Şey.
Bot. Oturdum ama makyajı üstüm ciddi gömlek, şal falan öyle oturuyorum. Sağa baktım, sola baktım. Karşımda 40 küsür kişi var. Ay dayanamıyorum, bir şey söyleyeceğim. Ayağımda pembe peluş derlik var. Söyledim. İtiraf ediyorum. Halbuki hiç kimse görmeyecek. Niye söylüyorsun yani? Ay dürüstüm ya, dayanamadım söyledim yani. Sonra baktım çok rahatmış ki üstüne bir ciddi gömlek kazak bir şey, altında ne olursa olsun. Ya nelere alıştık ya. Şimdi bağdaş kurdum, oturuyorum koltukta. Yalnız başka bir ülkenin bir bakanı bir gün böyle toplantıda ciddi konuşuyor, takım elbiseli falan, telefonu düştü, sonra ortaya çıktı adam tuvaletteymiş. O da çok skandal yani, çok korkunç. Korkunç ki ne korkunç yani. Onun için bu tür şeyler de işte toplantılar bazı risklere açık oluyor. O riski de alınmaz ama yani adamda. Ya geçen gün çok tatlı bir resim vardı. Bir ofis görevlileri tabii bu şekilde eğitim yapıyor. Aman toplandıkları zaman ne giydiler diye sonra hep beraber resim çektirmişler. İşte takımlar, kravatlar, kadınlar öyle falan. Hepsinin altında şort. İşte böyle eşofman. İkili mikili eşofmanlar bir araya gelince de öyle bir resim çektirmişler. Çok güzel. Yani işte bu neyse, bunlar ana olacak. Yani evet. Ana olarak kalacak. Olsun. Ben şey de düşünüyorum. Şimdi evde çalışmanın avantajları da oldu. Yani hazırlanıyorsun. Diyorum ki benim şimdi yatak odasıyla çalışma odam yan yana. Şimdi ofiste geçiyorum diyorum. Yani sadece bir dakika sürüyor. Yani yollara çıkıp İstanbul'da mesela trafik derdi. Oraya gittin, hazırlandın. Çok çok daha yorucu olurken şimdi sadece işte yan odaya geçiyorum. Çok rahat oluyor. Avantajları da var yani. Ya belki de tam olarak şeye dönmeyecek. Eskiye dönmeyecek. Eskiye dönmeyecek. Bir takım şeyler. Kolaylıkları işte daha ekonomik oluyor sonuçta. Belki bir takım şeyler devam edecek yani, öyle gözüküyor. İş hayatından birileriyle konuşuyorduk da geçenlerde. Birkaç şirket öyle karar almış böyle devam etmeye. Yanlış evet. Yok, çok tatlı. Bir kere böyle bir banka işim var. Bankacı kişi de tabii evinden çalışıyormuş falan. Ondan sonra arkadan bir çocuk sesi geldi. Aa, evde misiniz dedim. Telefonda istedim. Çok özür dilerim dedi. Dedim ki sakın özür dileme. Hayatta bir çocuk sesi kadar güzel olabilecek başka bir şey var mı? Yok. Evden mi çalışıyorsunuz dedim. Evet dedi. Ona kız mı erkek mi dedim. Erkek dedi. Kaç yaşında? 3 mü 4 mü ne hatırlayayım. Dedim ki ya ne kadar güzel. O çok mutlu, annesi gözünün önünde. Siz dedim istediğiniz gibi onunla ilgilenebilirsiniz. Ben bundan hiç rahatsız olmam. Çok mutlu olurum dedim. O zaman dedi ki evde olmak, evden çalışmanın avantajları var ama dedi. Bazen de dedi dışarı atıp bir dinleniyormuşuz dedi. Hani ev, koşturma o bu olmadan. Ondan sonra rahatsız olmadığınıza sevindim. Teşekkür ederim. Tekrar özür diliyorum dedi falan. Şimdi o zaman düşündüm ki evde çalışanların da böyle zorluğu var. Sanki ciddi çalışmayı hep mecburlar. Çoluk çocuk var. Ne olacak ki ya? Bir çocuk sesi oradan gelse. İçiniz açılmaz mı? Benim öyle oldu. Açılır. Evet. Ben çocuk sesi çok severim. Bir de şeye evet. Çok mutlu oluyorum. Yani annesinin yanında. Evet. Geçen gün bizim bir komşumuz da dedi. Bebeğin sesi çok geliyor mu? Özür dileriz dedi. Dedim hiç gelmiyor ama gelsin biraz. Yani istiyorsa bağırsın, gülsün, ne yaparsa yapsın. Keşke ses gelse dedim. Dedi ki her zaman sevmeyi bekleriz. Dedim ki bu pandemide ben riske atamam çocuğunuzu, yani torununuzu neyse. Ama bittiği vakit tabii ki. Onlar da kapıdan merhabalaştık hep. Ama çocuk sesi kadar güzel bir şey olabilir mi ya? Evet ya. Hele ki gülen bir çocuk, konuşan bir çocuk. Keşke herkes öyle düşünse tabii yani. O da var, o da çok var. Rahatsız olanlar da var ya. Aynen öyle. Çocuksuz bir dünya düşünemiyorum bu bir. Bir de çocuklara ben hani sevgim çok ama saygım da çok. Ve ben çocuklara bir şeyler sorup onlardan bir şeyler öğrenmeyi çok seviyorum. Ya bir video var şeyde, hiç karşılaştınız mı bilmiyorum. Instagram'da mı Facebook'ta hatırlayamıyorum.
Neyse köyde adam röportaj falan yaparken bir küçük çocuğa denk geliyor. İşte 5-6 yaşlarında. Çocuğa işte merhaba nasılsın? İyiyim falan. Diyor ki okula gidiyor musun sen? Yok gitmiyorum. Niye? Çünkü öğretmen bilmem nereye gitti. Gezmeye mi gitti? Yok bizde çocuk Azide oraya gitti. Aa sen de üzüldün mü? Yok ya niye üzüleyim ben özgürüm oldum. Özgür oldum artık diyor çocuk. O kadar saf o kadar şey çok, ki. Çok tatlı konuşuyor seyrettim ben ona. Çok üzüldüm okula gidemiyorum. Yok ya neyine üzüleyim özgürüm ben diyor. Bak canım benim ya. Peki, adam şeyi soruyor sen diyor ne zaman okula başlayacaksın? 6 yaşında ne zaman olacağımı ben biliyorum diyor adama. Ya ne kadar güzel bir şey. Gene bir video var çocuğa şey soruyorlar işte yuvaya gidiyor musun? Okula gidiyor musun? Hayır gidemiyorum. Niye? Dışarıda mikmoklar var. Gördünüz mü onu? Mikmoklar. Evet ya o çok üzüldü söylüyordu. 3 sene 2 sene önce falan çıkmıştı. Mikmoklar var gidemiyorum diye. Ya. Yani çocuk ne yaparsa yapsın insanlar hep sevgiyle bakabilse keşke. Evet. Keşke. Yıllar önce böyle biz bir yerde tatildeydik de bir küçük çocuk düştü. Süs için böyle akan bir su var içine düştü. O zaman eniştem de onu ensesinden tutup kaldırdı. Çünkü çocuk boğulacak orada. Çocuk böyle şaşkın o elindekileri bıraktı çocuğu tuttu falan. Çocuğun anası geldi ve çocuğu dövdü. Niye düştü? Biz de zannettik ki bağrına basacak. Bak kaç sene önce ben bunu hiç unutamadım yani. Hiç. Bazen sokaklarda falan bile çocuğuna el kaldıranları masarda ben de koşup tutuyoruz ellerini. Sakın diyoruz yapmayın. Bu çocuk bugün sizden korkarsa bunun yarını ne olacak falan. Bazen böyle şey diyorum ya analar babalar bize diyecek ki ne karışıyorsunuz? Ne karışıyorsun diyen hiç çıkmadı. Ama mesela hani ama abi ya bak işte ne yaptı falan deyince masar bazen şey diyor. Önce bir şükret bak çocuğun var. İkincisi bu çocuk bir şey yapabiliyor hareketli demek ki sağlıklı. Böyle kalıyorsa aha doğru falan oluyorlar. Evet, sonra o çocuklarda hata yapma korkusu oluyor. Olmaz olur mu ya? Çocuk düşüyor anası bağrına basacağı yere dövdü. Evet. Ben o zaman belki 16-18 yaşında falan hiç unutamadım bunu ben ya. Hiç unutamadım. 61 yaşıma geldim gözümün önünden gitmiyor bu. Ya yüreğim burkuldu resmen. Evet. Evet. O zaman eniştem rahmetli demişti ne yapıyorsun çocuğa falan diye. Önüne bakaydı dedi ya. Çocuk taşa takılmış. O süs için minicik bir su akıyor kenardan onun içine. O çocuk zaten korkmuş oraya suratı değince. Ya ben hep şeyi düşünüyorum. Çocuklara bir şey yaparken çocuk ne hisseder onun gözüyle bakmamız lazım. Kesinlikle. Hatta ben bazen şunu yaptırmayı çok istiyorum. Bir iki, yani iki kere ben bunu yaptırdım bir veliye. Zaten izbandut gibi ben yanında küçük kalıyordum. Öyle biri bağırıyor hülülü hülülü bağırıyor falan çocuğuna. Bir de çocuk diyor. Ben de ona adam demeye başladım. Dedi ki ay çocuğum niye bana adam diyorsun? Sen çocuğuna çocuğum demek yerine veya adı Ali ise Ali demek yerine çocuk diyorsan ben de sana adam derim. Sen şükret ki herif falan demiyorum dedim yani. Sen çocuğuna çocuğum diyemiyorsan kusura bakma. Sonra konuşuyorduk işte şimdi benim çocuk kum. Bizim yaramazlık ediyordu. Benim çocuk kum çocuğum diyemiyor falan. Neyse bir ona denettim. Dedim şimdi çömel yere. Nasıl yani? Dizlerin üstüne çömel dedi. Dedim. Onu yaptı ve ben aynı şekilde onun yaptığını çocuğunu ona yaptım. Böyle falan yaptı. Dedim ki gördün mü boy farkı var en azından yani. Birine daha böyle yaptım. Dizlerin üstüne çök dedim dersin ortasında. Hocam neden dedi. Ya sen çök sonrasını dedim anlatırım. Ve sonra dedim ki bak sen böyle böyle yapa yapa gidiyorsun ya çocuğun üstüne. Çocuk senin diz boyun. Sen şimdi benim diz boyum kalacaksın ben sana yapacağım aynı şeyi. Ay çok kötüymüş dedi. E kötü tabii. Kötü tabii. Bana terapilerde bir kişi dedi ki kabus diye hep babamın parmağını sallayışını görüyorum dedi. Çok ürkütücü. Biz Çınar'la konuşurken mümkün olduğunca göz teması kuruyoruz. Evet. Onu böyle ediyoruz. Evet. Yoksa başka türlü olmuyor. Dediğin gibi hani korku zaten hani başlı başına çok kötü. Ben mesela şeyi de isteyemem. Hadi yemek saati oturun sofraya. Ya bu şey mi yani hapiste mi bu çocuk asgari kışlada mı nerede?
Tabii ki yemek saati herkes otursun ama ben şundan yanayım. Aa çocuklar yemek saati geldi, acıktık değil mi? Hadi bugün masanın ne tarafına oturmak istiyorsun? Derseniz çocuk direnci kırıyor ve gidip bir yer bulup oturuyor. Ama mesela düşünün, şimdi biz burada otururken ben size diyeceğim ki hadi şimdi su içme saati. İçmeyelim de mesela çabuk o suyu iç. Çabuk otur ve suyunu iç desek siz bir daha kalkıp da konuşur musunuz? Ben konuşmam valla. Evet, kurallar çok sıkıcı. Ya, ne olacak? Mesela ne bileyim, hadi yemek saati geliyor, beraber koyalım sofraya bir şeyler denebilir. Veya işte ya sen ne tarafa oturmak istiyorsun? Veya uyduruyorum, salataya limon mu sirke mi koyayım? Çocuğu çok mu ilgilendirir diye düşünebilir insan. Ama o zaman çocuk adam yerine konulduğunu düşünüp dahil oluyor. Acayip mutlu oluyorlar öyle detaylardan. Çok. Yani tabağı sen koy dediğin zaman aslında ona bir iş vermiş oluyorsun ama o çok mutlu oluyor bunu yapmaktan gerçekten. Biz bazen yer değiştiriyoruz sofrada. Çok hoşuna gidiyor mesela. Aynen. Bugün babamın yerine oturacağım diyor falan. Evet. Duru çok seçerdi ya, bugün ben şuraya buraya nelemin evet. Yanına dedemin yanına falan. Ya çok keyifliydi o. Şeyde de mesela Efe'de de bakıyorum. Şimdi ben Duru'yla hep kıyaslıyorum, araları daha yakın olduğu için. O da seçmeyi seviyor. Çocuklar seçmeyi seviyor. Özgür hissettiriyor. Aynen öyle. Evet, kurallar olunca sıkıcı ve kaçış oluyor o zaman. Çünkü zorla yaptırılmış oluyor ve istemiyorlar yani. Baskı. Kaytarmak için yer arıyorlar öyle bir şey olduğu evet, zaman. Doğru. Ya mesela demin Ayça ablanın verdiği su örneği. Yani su iç, o an içer ama ilk fırsatını bulduğu anda da mesela o suyu ya döker ya bir daha asla içmez gibi bir şey oluyor. Evet, ya kaçacak aslında, yer arıyor. Aslında düşünürsek ne çocuğa baskı yapmak lazım, ne eşe, ne arkadaşa, ne ona, ne buna, hiç kimseye. Baskı altında kalan o kadar çok eş var ki. Ben çok evet. İyi hatırlıyorum. Gene bana birini getirdilerdi, bir kadınca. El ayağı titriyor falan böyle. Dedim ki bir dakika dur. Buradayken hiçbir şeyden korkma. Ve bana dedim anlat, neden korkuyorsun? Hani belki beraber çözebiliriz dedim. O sırada rüzgardan şey çarptı. Balkon kapısı. Böyle oldu. Evde şiddet var o zaman. Çünkü en ufak bir çıtta veya ayak sesinde böyle oluyorsa demek ki umulmadık bir yerden gelmiş bir darbe var. Sonra anlattıydı zaten epey. Ondan sonra eşiyle konuşmak zorunda kaldık falan filan. Neyse. Ama hani şu hareketi yaptığı anda ben dedim ki dur gel biz seninle kapıyı kapatıp bir biz bize konuşalım diye. Dedi ki artık öyle bir korku işlemiş ki mesela yemek yaparken hata yapacağım diye korkuyorum. İşte sofrayı koyarken böyle sinir basmıyor. Çatal bıçağı tam koyacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. Çünkü çok eleştirilmiş. Yani o yüzden herkesin birbirine saygı duyabildiği, sevgiyle yaklaşabildiği bir dünya istiyorum. Olsun. Çok da iyi olur. Bak güzel olur. Gene bir saat geçtik. 1,5 saattir konuşuyoruz. Ya biz de çok. Yine oldu 1,5 saat ya gerçekten. Hiç anlamıyorum ben ya 1,5 evet, saat olduğunu. Ben de hiç anlamıyorum. Evet. Siz hem konuşuyorsunuz, hem boyuyorsunuz, hem örüyorsunuz. Ben hem kestane yedim. Olur mu yani bak. Ay ama ne güzel oldu. Şimdi kendi kendime olmuş olsaydım. Bunu 1,5 saatinde farkında olmuş olacaktım. Daha yetiştiremedim falan diyecektim kesin. Su gibi geçti. Evet. Vallahi ki varsınız. Vallahi siz de öyle ya. Evet. İnsanın konuşabileceği, beni anlıyor diye düşünebildiği insanlar olması çok güzel doğru. Diye düşünüyorum. Evet, büyük şans. Hayatımın bir döneminde çok konuştuğum bir kişi bana beni anladı dedikten sonra dönüp bir başkasına ne dedi bu dediği gün demiştim ki hayır sen ne anlatırsan anlat karşındaki kendi kulağıyla kendi gözüyle kendi yüreğiyle ve bilinciyle baktığı için ya hiç anlamıyor ya başka türlü anlıyor. Onun için önce hep şey yapıyorum artık konuşurken bakıyorum karşımdaki insan ne anlar nasıl anlar ondan sonra doğru sözlerle ifade etmeyi seçiyorum. Bir de anlamaya niyetli olması lazım.
insanın. Evet, anlamak üzere karşısındakini dinlemek ayrı bir şey. Yani biri konuşurken onu anlamaya çalışmak bir farkındalık gerektiriyor aslında. Evet. Farkındalık ve niyet. Niyet. Anlama niyeti en başta. Evet. Bu arada sağdan geliyor gene gece, uyandı. O zamanı biliyordu zaten ya. Evet. Evet. Hatırlatan. Ya benim kendi derslerimde de diyelim biri 3 saat, biri 1 saat, 1,5 saat. Nasıl oluyorsa sonunda bu uyanıyor gene. Çok akıllı. Kalan saatim benim o. Vallahi onun da varlığına şükrediyorum ama bir an önce annesine kavuştursam daha da çok şükredeceğim. Bir köpeğin gözlerinin hüzünlü bakması ne kadar kötü bir şeymiş ya. Doğru. Ne kadar kötü bir şeymiş. Hani çocuğu oyalayabiliyorsun, konuşuyorsun falan. Buna derdin nedir anlat falan diyeyim dedim geçen gün. Dedim ki ya Masar bak çocuk olsa sorarım. Hani anlat bana diye. Bir başladık sesler çıkarmaya. Gıyık 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 hiç durmadan. 1 saat, 1,5 saat. Meğer anlatacak şeyleri varmış. Eve ikinci kişi geldiği anda zaten konuşmaya başlıyor. Hiç durmadan. Tamam ya. Böyle bir dünyamız var işte. Vallahi ne diyeyim? Herkesin dünyası sevgi dolu olsun, güzel olsun. Son zamanlarda hep ağzımdan şey çıkıyor. Tüm iyi insanların ömrü güzel olsun. Olsun. Benim cümlem değildir normalde ama böyle çıkıyor. Tüm iyi insanların ömrü güzel olsun. Uzun olsun, sağlıklı olsun. Olsun. En güzel çözümler onları bulsun. Bak bir iyi olsun. Daha. Güzel güzel günler olsun. Ne kadar çok inanırsak, ne kadar çok niyet edersek, ne kadar çok hayal kurarsak olacaktır diye düşünüyorum ben. Evet. Ben eminim. Evet, ben de. Oluyor. Evet. Hem de en kısa sürede. Evet. Onun için ne yapıyoruz? Her şeye umutla bakıyoruz. Her şeyin iyi tarafını görmeye niyet edelim. Ama bu polyanacılık değil. Gerçekçi olarak iyiye odaklanmak. Ay her şey iyi falan demek diye bir şey değil bu. Tabii ki zorluk sıkıntı olabilir, sağlık sorunu olabilir. Ne olursa olsun ama her şeyin bir iyi tarafını görmeyi tercih ettiğimiz vakit iyi taraflar büyüyor. Ben bu yaşa kadar bunu böyle gördüm, böyle bilirim, böyle devam ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Tüm arkadaşlarıma, ağzınıza, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Herkese çok teşekkürler. Yazdığınız yorumlara çok teşekkürler. Hepinizi sevgiyle öpüyorum. Güzellikler diliyorum. Ve yeni sözümle benim tüm iyi insanların ömrü güzel olsun. 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 Görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 İyi akşamlar. Tamam. İyi akşamlar.